Yapımcılığı Tuff Pictures tarafından üstlenen Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden iki kez televizyona uyarlanan Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip ve tekrarları bile hala reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi bu kez de Bihter ismiyle film oluyor. Filmde Bihter karakterine En Son Masumlar Apartmanı dizisinde başrolde yer alan Farah Zeynep Abdullah hayat verecektir. Hazırlık çalışmaları hala devam eden ve senaryosu Merve Göntem'e ait olan filmin dijital bir platform için çekildiği de belirtildi. İlk kez 1975 yılında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter karakterine Müjde Ar, Behlül karakterine ise Salih Güney hayat vermişti. 2008 yılında Aşk-ı Memnu dizisi ikinci kez izleyicileri karşısına çıktı ve bu kez de Bihter karakterini Beren Saat, Behlül karakterini ise Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdı. Artık ikinci çekilen dizi, izleyicilerine birincisini unutturmayı başarmıştı. Aşk-ı Memnu dizisi tekrarlarıyla hala gözde ve Bihter imajı hala Beren Saat'e yapışık. Günümüzde bugüne kadar akıllara Bihter diye bir isim geliyorsa, hepimizin aklında sadece Beren Saat dolaşıyor olacaktır. Peki şimdi, Aşk-ı Memnu dizisinin ardından 2023 yılında çekilecek olan Bihter filminde Bihter'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat'ın Müjde Ar'ı unutturduğu gibi o da Beren Saat'ı unutturabilecek mi? Sizce bu mümkün müdür? Belki de mümkün olabilir ama bu filmde tabii ki de Farah'ın dizideki partneri yani Behlül'ü canlandıracak olan kişi de önemli. Peki Behlül'ü Kıvanç Tatlıtuğ'dan başka kim daha iyi canlandırabilir ki? Açıkça başarılı oyuncularımız oldukça çok var ama bence bu filmde Farah'a partner olacak kişilerden Alp Navruz veya Birkan Sokullu olabilir. Birkan Sokullu ve Farah Zeynep hem aynı diziyi paylaşmışlar ve hem de birbirlerine de çok yakışırlar. İkisi de sarı ve birbirlerine de benziyor gibiler. Dizide yer alan Adnan, Mademoiselle ve diğer oyuncuları da kimlerin canlandıracağı henüz meçhul. Kesin olan tek şey, filmin başrolü olan Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağıdır. Sizce bu film rekorlara imza atar mı ve bu filmden sonra sizce Bihter denildiğinde akla Farah mı yoksa yine Beren Saat mı gelir? Peki siz Bihter filminde Farah'ın partneri yani Behlül'ü kim canlandırmasını isterdiniz?